Nedir o? Bu destekleyici bir tedavidir. Biz kliniğimizde kullanıyoruz. Ayrıca yurt dışında da bu konuda eğitim tedavisini uzun yıllar yürüten belirli merkezlerde de bu üniversite hastanelerinde bu tedavi kullanılmaktadır. Bu tedavinin asıl kullanıldığı nokta geçmişinde birçok kez tüp bek tedavisi uygulanmış, netice elde edilememiş. Hastanın raporlarını analiz ettiğimizde başarısızlığı kanıtlayacak bir nokta yok. Tesadüf başarısızlık diye bir nokta var tüp bebekte ama bu bir kez, iki kez, üç kez, müteakip kez yaşanıyorsa mutlaka vücudun bağışıklık ve immün sisteminin bunda bir engel oluşturabileceği düşünüyor. Ve bu yönde destekleyici bir tedavidir. Erkekten elde edilen kandaki lenfositleri araştırarak anneye ayda bir kez uyguluyoruz. Ve sonrasında eğer doğal yoldan bebek sahibi olabiliyorlarsa bebek sahibi olmalarını istiyoruz. Çünkü bu tedavi biz tekrarlayan düşüyor olup da netice elde edilemeyen hasta gruplarında da öneriyoruz. Eğer kendiliğinden bebek sahibi olamıyorlarsa tüp bebek tedavi programı yani alıyoruz. Yani bu çok önemli. Şimdi siz öncelikle diyorsunuz ki doğal yoldan bebek sahibi olsunlar. Son çare olarak. Tabii olabilen hasta. Onun için tabii bir tedavi uyguluyorsunuz. Ondan sonraki çare tüp bebek diyorsunuz. Tabii bazı hasta grupları çok rahat gebe kalabiliyor ve tekrarlayan düşük karşımıza çıkıyor. Yani hasta bana geliyor, doktorum ben bu ay korunmayayım mutlaka gebe kalırım diyor. Ama sonuçta eve giden bir bebek yok. Kucaklarını alabildikleri bir bebek yok. Erken dönemlerde bebek kayıpları var. Ve tabii ki düşüğün nedeni neden olabilen birçok faktör var. Bunları analiz ettiğimizde biz %50'sinde herhangi bir neden tespit edemiyoruz. Bu gruplarda da lenfosit aşı tedavisi ve intravenöz immünoglobulin tedavilerinin önemli yeri olduğunu biliyoruz. Bu tür hasta gruplarında biz destekleyici tedavi amacıyla uyguluyoruz. Öyle ki kliniğimizde İsviçre'den, Almanya'dan, Fransa'dan onun üzerinde tüp bebek tedavisi yapılıp da gelen hasta grupları var. Biz bu teknikleri uyguladığımızda lenfosit aşı tedavisi, tüp bebek tedavisinde de ileri teknikler var. Bunlar lazerli tomurcuklanma yöntemi, embriyolarımız fazla sayıda oluyorsa bunları büyütüp blastokist aşamasında anne rahmine yerleştirme gibi bunlar hepsi tüp bebeğin son yıllarda gelişen, başarıyı arttıran ilerleyici teknikleridir. Bunları uyguladığımızda biz önemli oranında başarıyı yakalıyoruz. Ve bize yurt dışından da bu şekilde çok rahatlıkla gebelik elde edebileceğimiz hasta grupları geliyor. Ama hastalar kendi bulundukları ülkelerdeki anamnezlerini değerlendirdiğimizde 5'ten fazla uygulaması olan birçok hasta ulaşıyor. Artık yani yılgınlık içerisine girmişler. Ekonomik giderleri çok yüksek, psikolojik travmaları yüksek. Ama hastayı analiz ettiğimizde gerçekten kolay gebe kalabilecek birçok hasta grubu var bu popülasyon içerisinde. Efendim şimdi çocuk işini de hallettik. Ondan sonra büyüyünce saçı dökülürse saç hekimciniz de burada. Ama Candaş sen çok oturdun. Böyle keyifli keyifli bakıyorsun. Ben ilerleyen dakikalarda size de başka sorular da yönelteceğim. Mikrofonu Candaş'a vereyim. Biraz daha böyle hızlı Candaş. Artık sen iyice açılmışsındır. Açıldım artık evet. Evet. Yani bir saatim, sahne daha alabilirsin bundan alırım. Sonra değil mi? Alırım. Saatim geçti atlattım o uyku dönemi. Peki. Efendim Candaş'ın şarkısından sonra telefon numaraları vereceğim. Sakın bir yere ayrılmayın. Telefon numaraları vereceğim. Bakalım kim 5 yıldızlı otelde bir kişiye 2 kişilik tatil kazanacak bedava her şey dahil Side'de ve Aspendos Beach'te. Aşk uğrunda ömrüm soldu,
acının erbabıyım. Gözyaşımla göller doldu, sitem ettim dağlar duydu. Aşk uğrunda ömrüm söndü, ben acının erbabıyım. Mükafatı ayrılıktı. Bir yar sevdim zalim çıktı, mükafatı ayrılıktı. Dostlarım yalnız bıraktı, ben acının erbabıyım. Dostlarım yalnız bıraktı, ben acının erbabıyım. Gözyaşımla göller doldu, sitem ettim dağlar duydu. Aşk uğrunda ömrüm soldu, ben acının erbabıyım. Gözyaşımla göller doldu, sitem ettim dağlar duydu. Aşk uğrunda ömrüm soldu, ben acının erbabıyım. Gözyaşımla göller doldu, sitem ettim dağlar duydu. Aşk uğrunda ömrüm soldu, ben acının. Sağ ol canım. Çok teşekkürler. Ağzına çok sağ teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi, sağ olun. Evet efendim, şimdi arkadaşlarımız prompter'da yazarlarsa telefon numarasını, o telefon numarasını vereceğim. Telefon numarasını prompter'da gördükten sonra telefon numarasını vereceğim dedim ve evet. Efendim, Aspendos Beach Otel'de Side'de 5 yıldızlı bir kişiye 2 kişilik tatil var 2009 yılı için. Bugün biliyorsunuz Avrupa'da 7 günün sezon finali, 391. programımız ve sezon finalini yapacağız. Daha devam ediyor Avrupa'da 7 gün ama şimdi vereceğim telefon numarasını İlk arayan bu tatili hak kazanmış olacak ve 2009 yılı tatili şimdiden hazır olacak. Telefon numarasını veriyorum. Çift 0-90-212-601-1975. Evet, ekrana da geldi. Çift 0-90-212-601-1975. Sarılın telefona, programı izlemeye devam edin ve programın son bölümünde de Bağdat'tan 7 günlük koli gelecek. Kimse ayrılmasın ekranlardan. Görüşmek üzere efendim. Çok kısa süre sonra. Avrupa'da güvenin ve kalitenin simgesi Bağdat'ın sunduğu Avrupa'da 7 gün devam edecek.